Aklına ne gelirse de küpten al sunar. Kendi kafamıza göre bir yemek programı icat ettik. Benim herhangi bir iddiam yok. Mutlaka daha gurmeler gelecek. Bu mutfakta veya başka mutfaklarda daha güzel yemekler pişirecek. Onları planlıyoruz ama şu anda hem ortamı test etmek için hem de kendimizi test etmek için ilk yemek programımızı çekiyoruz. Ben 1988'de zorla üniversiteyi bitirdim. 89'da askere gittim. Arkasından Amerika'ya kaçtım. 3 sene Amerika'da kaldım. O sırada da tabii ister istemez o zamanki koşullar da gerektiriyordu. Bir takım şeyleri özlüyordum orada. Türkiye'deki en çok özlediğim mesela çay, beyaz peynir, simitti. Beyaz peyniri bulabiliyordum bir Yunan bakkalından. Çayı da Türkiye'den götürüyordum ama simit bulamıyordum mesela. Bir gün muhammarayı özledim. Neden bilmiyorum, hani böyle hayatımda da sürekli muhammarayı yiyen bir adam da değilim. Ben bir gün hasta oldum. Bu iki arkadaş bana tarhana çorbası getirdiler. Evet ama... Vallahi billahi şekerim yükseldi. Uşak kökenli. Ve inanılmaz acıydı. Biz onu yaptığımız zaman kaşık eriyip içinde kalıyor. Bakmayın böyle durduklarına, sıkı acı yiyorlar yani. Sahte muhammara hazır oldu. Ama bugünden sonra biz bu tarifin ismini Laterna yaptık. Artık Laterna olarak adlandırılacak. Yani muamma yani. Gördüğünüz gibi çok bile yapmışım. Bu yenebiliyor değil mi? Yeniyor. Birazdan ben sizi çekeceğim. Acısından dolayı. Yediğinizde ben sizi çekeceğim. Ekmekler güzel. Ekmekleri gösterelim. Böyle. Bunları Serkan kızarttı. Evet, Serkan kızarttı. Muhammara neymiş onu okuyayım size. Benimki o yüzden... Sahte bile değil, hani Laterna artık. Efendim, muhammaraya gerekli olan malzemeler. Yarım bardak kırmızı biber, bir bardak ceviz içi, 3-4 dilim kızarmış ekmek, bir limon suyu ve yeterli su, tuz, kimyon, şeker, acı biber, zeytinyağı, nar pekmezi. Bende gördüğünüz gibi bunlardan sadece birkaç tanesi var. Ama ben çok beğendim. Etrafımda da herkes beğeniyor. Hepinize afiyet olsun. Bir davette hanımın birisi Girit mezesi diye bir şey çıkarttı. Biz de çok beğendik. Şimdi bugün onu size tarif etmeye çalışacağım ama sonradan hiçbir lokantada böyle bir Girit mezesi yemedim. O yüzden Giritliler beni affetsin. Hani bunun Girit'le bir alakası var mı? Çok emin değilim. Bize sadece yapıp da öğreten hanımın söylediği Girit mezesiydi. Benim de aklımda öyle kaldı. Çocukluğumuzda böyle bir biber ben hatırlamıyorum. Şimdilerde çıktı böyle. Zaten böyle üretim bir şey gibi, çok büyük. Şimdi artık Girit mezesi demek çok iddialı. Nasıl ilk tarifimizdekine Laterna dediysek, bugün biz bu çekime başlamadan evvel Instagram'da paylaştığımız fotoğrafı ilk beğenen sevgili Serkan'ın eşi Esra olduğu için bu mezenin ismine de Giritli Esra mezesi. Esra diyoruz. Esra mezesi diyelim. Evet, buyurun. Dedik hepinize mi? Afiyet olsun. Vay. Teşekkür ediyoruz. Amerika'dan döndüm. Bir Türk müzik grubu, Milwaukee'de yaşayan müzik grubu, Türkiye'ye turneye geldiler. Dolayısıyla Milwaukee'deki yerel gazete Milwaukee Sentinel'den bir yazar da Türkiye'ye onları takip etmeye gelmiş. Orada da o sıralar ben Turkish American Dancers diye Turam dansçıları grubunda 3 yıl çalışmıştım. Orada da bir sürü tanıdığım Türk arkadaşlarım vardı. Dediler ki ne olur bu gazeteciye mihmandarlık yap. Birlikte işte değişik şeyler hazırlayacaksınız, çekimler hazırlayacaksınız. Tom'la birlikte biz Çırağan Oteli'ne gittiğimizde 3 yemek yaptılar bize. Bir tanesi içli köfte, bir tanesi domates ezme, bir de firikli pilav yaptılar. Ama domates ezmesi bana da ilginç geldi. Çünkü benim yediğim her yerdeki domates ezmeleri çok farklıydı. Ben arkadaşlara bunlarla menemen yapacağım gibi gözüküyor. Çünkü sabahtan beri çekim yapıyoruz. Erhan sürekli aç. Bir türlü doyuramadık onu. Sabahtan beri bir şey yemedik abi. E işte. O yüzden menemen de doyuruyoruz. Serkan'ın yüzü düştü mesela yani. O kadar. O kadar diyorsun. Büyük gurmelerden birisi aslında tahtadan ses çıkartmanın doğru bir şey olmadığını, bıçağın daha sonra körleneceğini söyledi. Geçen gün seyrettiğim programlardan birinde. Ben şu anda gördüğünüz gibi o tıkırtıları çıkartıyorum ama en azından yapmıyorum. Yapamıyorum zaten. Çırağan Sarayı'nda tarifi verilen domates ezmesinin taklidi. Bugün önce size o farklı fırında patates yapımını göstereceğim. Oğullarıma daha bir sürü
yemekler icat ettim burada kendi başıma. Onları da size birer birer sunacağım. Biz de seviniyorduk bizi besliyorsunuz diye abi. Yani abi önce oğullar oğlum. Siz üvey oğullarımsınız. İkinci oğullar. Bu seyahatlerimiz sırasında hakikaten Serkan'la Erhan için oğlunuz mu diye soranlar oldu. Daha bayağı samimi olduk orada. İsimleri de böyle Serkan Erkan olunca. Serhan'la Erkan. O da olabilir. Birbirlerine de benziyorlar herhalde. Şimdi kanatlarda sıra. Bir sürü çeşit denedim kanatlarda ama en son ve en son garantili tavuk, olan... Tavuk kanadına karar verdi Yön abi. Pişirme çeşidi olarak böyle bir şey var burada. Bilmece. Neyin ne olduğu belli değil. Böyle dolanıyor, men gerekiyor. Eğer kandırabilirsek filmin sonunda çocuklardan birisi de bizimle birlikte kanatları ne diyorlar? Göçürecek. Çocuklardan çok böyle şey öğreniyor. Deyimler, çökertmek, göçürmek, höngür demek. Höngür demek neymiş abi ya? Böyle şey yapınca, yorulunca höngür dedim diyorlar. Çok güzel kokular gelmeye başladı galiba ya. Evet, acıkmışsınız da galiba. Hem de nasıl? Yine mi sabah kahvaltısı etmeden geldik? Vallahi Ege'ye söylemesek mi acaba? Bilmiyorum. Son kalanları söyleriz. Dün gece Ege, bunun yarısı kadar bir... Abi yine bize kalmayacak, havayı, onun yarısı giderse. Ve patatesi bitirdi. O yüzden ayağınızı denk alın. Kapağını kapatacağız, açtığımızda pilav olacak. Keşke öyle olsa, bir tane de öyle yapalım. Evet. Yanına pilav fena gitmezdi sonunda bunun. Sonunda bir kere öyle yaparız. Tamam. Sonuçta fırında haşlanmış patatesle tencerede kanat, tavuk kanatlarımız hazır. Bugün benim çocukluğumda annemin pişirdiği yeşil mercimekli bulgur pilavı yapacağız. Gördüğünüz gibi buraya bir şey yazdım kendime. Kopya çekme kağıdı. Bunlar direkt annemin tarifleridir. Bardak ölçüsü üzerinden gittim. Yoksa annemin ölçüleri şöyle bir şey kadar, avuç içi kadar mercimeğin üstüne alacağı kadar suydu. Bir de ama onları ölçtüm. Cimcik şeklinde mi? Bilmiyorum ki. Tezgahımın da üstünü temiz tutmaya çalışıyorum. Bütün pisliklerim çıkmış ilk videolarda. Silememiş bir zaten onları ya. Bilmiyorum, Serkan bana gıcık herhalde. Sıvı yağ ile tereyağını karıştırdığınızda tereyağı yanmıyor. Tabii bizim çocukluğumuzda tereyağı yoktu. Hepimiz... Niye abi o kadar... Margarin çocuğuyuz. Deli gibi margarin yedik. Hatta ekmeğin üstüne sürüp üstüne de şeker serpip yedirmiş olanlarımız da var. O zaman özendiriyorlar. Margarin candır o zaman da. Aynen öyle. O tencerede ne vardı abi? Mercimek, yeşil mercimek. Biz galiba etçiyiz biraz. Şimdi bunu... Et olunca tamam. 5 dakika daha kaynatacağız. Buna da bir kaşık alayım. Mercimek coştu. Evet, o bir 5 dakika böyle coşacak. Abi soğanın gözü yakmaması için bir şey var mı? Ağızda çubuk tutma duymuştum ben mesela. Ben beceremiyorum. Hoş bu rondoyla işte soğan göz yakmıyor. Ama soğanın dip kısmını şeyde kesmiyorsunuz. Araları kesiyorsunuz. O dip kısmı hep duruyor. Öyle doğrarsanız soğan gözü yakmıyormuş. Dip kısmı. Yani o işte hani cücük kısmı, evet. Cücüğünü oradan yakalayacağız, oradan şey yapıyor. Ama bu yemek programlarından gördüğüm bir şey. Rondo bile senin gözünü yaktığına göre artık senin için... Abi o rondo değil, o deniz motoru ya. Ben biliyorum. Şey tak. ya kaynak gözlüğü ya da dalgıç gözlüklerinden. Geçen programda domatesin çıkan parçalarını menemen yapacaksınız diye biz bekledik. Ama ben yapmadım. Sonra eve gitmek zorunda kaldık. Ama şimdi hainlik etmeyin. Size 1,5 köfte dürüm söyledim. Onları çökerttiniz. Abi yemek programı yapıyoruz. Bir de üstünü dışarıdan söylüyoruz yani. Ayıp. Ne yapayım? Açtınız. Sizi doyurabileceğimi düşünmedim. Bıçakla yapsaydım şimdi hala ben doruyordum. Arkadaşlarım o kadar aç ki mideleri gurulduyor. Bilmiyorum duydunuz mu? Halbuki biraz evvel üçlü olarak kanatları ve patatesleri bitirdiler. Kalmadı. Doymamacasına yemek. Yeşil mercimekli bulgur pilavımız dinlendi ve servise hazır. Arkadaşlar yiyeceği için bu şeyi birazcık fazla doldurayım. Çocukluğumuza döndük. Vallahi güzel olmuş. Hepinize afiyet olsun. Yeşil mercimekli bulgur pilavı. Bu da benim çocukluğumda yediğim versiyonu. Birazdan arkadaşlar bunu yerken kendi fikirlerini söylerler herhalde. İlk defa kek yapacağız. Bunun da hikayesi şöyle. Ben 2010 yılından bu yana Ankara Tevfik Lisesi Mezunlar Derneği'nde görev alıyorum. Değişik sebeplerle farklı kermesler düzenleniyor, etkinlikler düzenleniyor ve herkes bir şeyler yapıyor. Ben bir türlü yapamıyordum. En sonunda bu havuçlu keki buldum bir yerden tarifini ve pişirmeye başladım.
Herkes çok sevdi. O nedenle de bir anda benim havuçlu kekim oluverdi bunun ismi. Çocukların olduğu yerlerde havuçlu kek tabii itibar görmüyor. O zaman çocuklara çikolatalı kek yapıyorum ama yine de bu havuçlu kekimi bir sürü insan çok seviyor. Şimdi Erhan Beyciğim bunu yıkayabilir misiniz? Böyle artık programlar ilerledikçe çocukları kullanmaya başladım. Eşyaları yıkatıyorum. Etrafı temizlettiriyorum. Hafta sonu ama camları silmeye geleceğiz. Ama yemekleri onlar yiyor. Ben onları yerken çekiyorum. Suratım kılıktan kılığa giriyor herhalde. Çünkü rondoyla bu yapılmıyor işte. Rendelemek gerekiyor. Rondoyla olsaydı... Rende olurdu abi. Fıstık gibi. Rondo o yüzden. Bu arada su bardaklarını çekimden önce kırdığımız için elimizde 6 tane su bardağımız yok. Hop. Abi o da kırılıyordu az kalsın. Vallahi öyle. 4 bardağı inecektik. Kopya mı çekiyorsunuz abi orada? Evet, kopya kağıdım var unutmayayım diye. Çekebilir miyim? Tabii ki. Ben bu arada programın başında da gördüğünüz gibi havuçları yiyorum. Bıyıklarımın arasında havuç vardı. Dün geceden sıcak suya koydum cevizleri. Çok daha yumuşak, çok daha kıtır kıtır oluyor. Yani böyle taze ceviz gibi oluyor. Ayıptır söylemesi. Serkan'ın çok ağzı sulandı. Bir tane ona bırakıyorum. Serkan uçarak gidip bir tane Erhan'a bırakıyorum. Geri kalanını... Çay bahçesindeki serçeyi boşaltıyorum. Kırık oldu abi. Sağlam oldu abi. Yani ben normalde zaten çok şimdi sağlam değildim. Şimdi cevizi de karıştırıyoruz bunun içine. Erhan Bey buyurun. Teşekkür ederiz. Serkan Bey buyurun. Teşekkür ederiz. Kırık olan. Şimdi... Evet, 30 dakikamız geçti. Keklerimiz bayağı bir kabardı. Umarım mahcup olmam. Artık kekleri fırından çıkartıyorum. Şimdi bu sıcak sıcak zor yeniyor tabii. Birazcık soğumasını beklememiz lazım. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun.